arkadaşlar. 24 Şubat 2023. Yine ceviz budamadayız. Bugünkü yapmış olduğumuz işlem verime yatmış yaşlı ağaçları 8, 10, 15 yaşlarında, kaç yaşında olması önemli değil. Ağacın belirli bir büyüklüğe ulaşıp 500 kilo civarında ürüne geldikten sonra araları biz ekipmanımız geçecek kadar, traktörümüz geçecek kadar ilaçlarken, sularken asapta dalların ucundan birer metre, bir buçuk metre alıyoruz. Tabii dipten de almıyoruz. Size çekimleri de yaptık, gördünüz. Çünkü geriye doğru dipten aldığımızda bir daha oradan istediğimiz meyveyi alamadığımız için yıl kaybediyoruz. Yani ağaçlardan siz dal sayısını dipten çıkararak ne kadar dal sayısını azaltırsanız tonajın o kadar düşer. Bu da üzerinde 10, 12, 13 tane, 14 tane ağaca durumuna göre dal olması gerekir. Bazen biz görüyoruz 7-8 tane dal bırakıyorlar yaşlı ağaçlarda. Bunlar da zaten asla 500 kilo tonajı yakalayamıyorlar. O bizde biraz hastalık olmuş, sert kesmek, dibinden kesmek falan. Neredeyse ağacı bırakmayacağız, kuşa çeviriyoruz yani. Bu bizim bahçemiz, kendi bahçem yine. Sık dikim bahçe. Biliyorsunuz biz 8'e 4, 8'e 5, 7'ye 5 gibi dikimler yapıyorduk. Burada da 500 kilo aldığımız bir bahçe. Şimdi burada ben sizinle hiç uç kesimi yapmadığımız, yani 2.40'tan vurmuşuk ilk yıl. Ondan sonra bırakmışık dalları, uçlarını kesmemişik. Ama aynı bahçenin içinde biz ucunu da kesmediğimiz ağaçlardan bırakıyoruz. Hem bir hayli bırakıyoruz ki ucunu kestiğimiz, kesmediğimiz ağaçları nasıl bir form alıyor onu görüyoruz. Bir de deneme olarak uç kesimi, yan dallarda uç kesimi yaptığımız ağaçlar da var. Onlar zaten daha önce sizlere söylemiştim. Yani eğer siz dallardan uç kesimi yapıyorsanız %50 uç kesimi yapılmayana göre %40-50 arasında bu yerine göre değişir. Bir az ürün alıyorsunuz. Yani uç kesim devamlı yaptığınızda zaten problem büyük oluyor. Az bir ürün alıyorsunuz. Kalitesiz de bir ürün alıyorsunuz. Yani onu size söyleyeyim. Çünkü ağaç sürgüne veriyor gücü. Yine siz cevizinizi büyütemiyorsunuz. Cevizi büyütseniz içini büyütemiyorsunuz. Bir dengeyi kaybetmiş oluyorsunuz. Sert budamanın da her zaman çok büyük bir faydası yok. Burası normal uç kesimi yapılmayan bahçemiz. Dediğimiz gibi 2.40'tan vurduk tepesini ve terk ettik bu bahçeyi. Şimdi arkamdaki ağaçlar da benim. Şu an size göstereceğim. Ucunu da vurmamışık. Dikmişik. Ağaç 2.5-3 metre olmuş. Hiç müdahale etmemiş. Yani nasıl diktiysek aynı. Tek bir tane gövde üzerine bırakmışık ağacı. Şu anda mesela 8-9 yaşlarına gelmiş, 10 yaşına gelmiş böyle ağaçlar var bende. Hiç müdahale edilmemiş. Hiç dikmişik ve bırakmışık. Sadece tek bir lider almışık ilk yıl. Ondan sonra üstünü de vurmamışık. Fakat hani budamayı anlatıyoruz ya. Ağacın genetik aklını yok sayıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın onlara vermiş olduğu bir kod var. Ağaç kendi kendini düzeltiyor. İstediği zaman, istediği yerden dal çıkarıyor. Fakat siz ellemezseniz, ellerseniz dengeyi bozduğunuzdan dolayı ağaç kendi zayıf kaldığı noktadan değil, sizin istediğiniz taraftan dal çıkarmaya uğraşırken başka tarafını bozabiliyor. Fakat siz bu sefer hep budamanız gerekiyor. Fakat hiç budamadığınızda ne oluyor? İnanamayacaksınız. Mükemmel bir form. Bakın bu ağacı arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın. Hiç ellenmemiş. Hiç. Asla ellenmemiş. Dikilmiş. Böyle bende yüzlerce ağaç var. Her gelen görebilir. Ve müthiş bir meyve veriyor. Müthiş. Çünkü budama yapmadığımız için obur dal üretmiyor. Bu sefer çok fazla meyve tomurcuğu yapıyor. Çok erken meyve alıyoruz. Yani biz 4 yaşında 100-150 kilolara o kadar rahat ulaşabiliyoruz ki. Yani 7 yaşında 6 yaşında ulaşanlar var. Kuru. Yani 5 yaşında da 200'de çok rahat ulaşabiliyoruz. Artık bu tabii sizin bakımınızda bu biraz aşırı biraz yukarı olabilir. Ama dünya böyle alıyor. Biz dünyayı verimde %50 arkadan takip etmemizin sebebi gereksiz de budama yapmak. Neden? Arkadaşlar biz hep
budayarak büyüyeceğini zannediyoruz. Asla budayarak belirli bir miktar büyütebilirsiniz ama ağacın içini boş büyütürsünüz. Budamadan büyümez diyor çiftçilerimiz. Nasıl büyümez? Buyurun. Yan taraftaki budanmış, ucu kesilmiş, bunun kesilmemiş. Aynı büyümüş. Olayın biz beslemeyle olduğunu kabul etmek istemiyoruz. Aslında biliyoruz. Bu işin budamayla alakası yok büyütmenin. Bunu biliyoruz. Eğer siz bir ağacı budayarak büyütüyorsanız zaten beslemeyi bilmiyorsunuz. Sulamayı bilmiyorsunuz, gübrelemeyi bilmiyorsunuz, ilaçlamayı bilmiyorsunuz, toprak işlemeyi bilmiyorsunuz. Bu sefer ne yapmanız gerekir arkadaşlar? Siz budamaya harcadığınız öğrenme zamanını siz sulamaya, gübrelemeye, ilaçlamaya, toprak işlemeye ayırır iseniz ağacınızın böyle büyüdüğünü göreceksiniz. Size de sulama ve gübreleme ile alakalı bir dünya programlar yaptım. Az önce de anlattım. Biz buraya uyanırken bir taban gübresi veriyoruz. 3-15. Uyanmadan önce ikinci aylarda. Uyanırken de azot veriyoruz. Buraya amonyum sülfat attık. Biz şimdi yapraklar şöyle 3-5 santim olunca amonyum sülfat atıyoruz. Birinci azotu yaptıktan sonra zaten yaprak tahliline göre daha önce birçok programda söyledim size. Bu tahlil sonuçları size söylüyor arkadaşlar. Şu noksan bu fazla değil. Hem gereksiz bir gübre de kullanmıyorsunuz. Haftalıkta güzel ağaç başına çok olmuyor gerçi dekara ama ortalama 100-150-200 kilo civarında toprak yapınıza göre bir su vermeniz gerekir. Bakın nasıl büyüdüğünü göreceksiniz. Budayarak biz ürünü %50 azaltarak direkt rakiplerimize Amerika'ya, Şili'ye, Çin'e, Ukrayna'ya, Moldova'ya çalışıyoruz. Onların çiftçilerini hızlı bir şekilde finans ediyoruz. Kendi çiftçimizde zarar ediyor arkadaşlar. Burada şöyle bir faydası var. Bakın arkadaşlar bunu hiç budamadığımız için şöyle bir geri baktığımızda meyve tomurcukları çok sağlam ve sağlıklı. Ölmemiş. İçinde de ölmemiş. Neden ölmedi? Çünkü obur sürgün yaptığın zaman fazla gölgelemiyor. Gölgelemediği için meyve tomurcuk, ölen meyve tomurcuk sayısı çok az oluyor. Fazla olmuyor. Ve şu ağacın gövdesine baktığınızda meyve tomurcuk dolu. O kadar meyve tomurcuğu var ki gövdesinde. İşte bu meyve tomurcuğu çok genç yaşta bize fazla miktarda meyve aldırıyor. Ve bu obur sürgünden dolayı gölgelenmediği için canlı kalıyor. Arkadaşlar şu meyve tomurcuklarını gövdeden ve dallardan temizleyen var. Bunları temizlendiği zaman sen direkt yurt dışına rakiplerine hizmet edersin. Bunları ellenmez. Biz bunların bir tane fazla olmasını sağlarken, isterken, bir dünya su gübre verirken gövdedeki ve dallardaki meyve tomurcuklarını temizliyor bazı çiftçilerimiz. İnan var ya, dediğim gibi direkt yurt dışına çalışıyorlar. Yazık ediyorlar. Bir de girdi maliyetleri o kadar yüksek ki bu girdi maliyetleri ile siz rekabet edemezsiniz. Siz tonajı yükseltmeniz gerekir. Fiyatlar düştü biliyorsunuz. Dünya artık 500 kiloyu kuru dekarda başarı saymıyor. 6, 7, 800, 900 kilolara çıkanlar var. Ancak o zaman girdi maliyetlerini düşürüyor. Bunun üstüne siz budama yaparsanız, uç kesimi yaparsanız zaten isteseniz de o tonajları bir daha alamazsınız. Biz sadece elimizden makasları atsak dekara 100-200 kilo fazla kazanacağız. Büyük ağacı ne yapacaksın? Ağaç küçük olsun, çok meyve versin. Hadise bununla alakalı arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki zamanlarda budamadan büyüten çok çiftçilerimiz var. Bu sayı çoğalacak. Hep birlikte girdi maliyetlerini düşürerek biz de rakiplerimiz gibi budamadan büyütmeyi besleyerek, öğrenerek iyi, değerli bir para kazanmaya çalışacağız. Başka çaremiz yok, rekabet edemeyiz arkadaşlar. Bu hiç müdahale etmediğimiz, kendi haline bıraktığımız, hemen yan tarafında da 2.40'tan üstünü vurduğumuz. Bakın şöyle çevirin. Şuradan vurmuşum bak. Şuradan vurmuşum. Ve bu dalları almışım. Şuradan vurmuşum. Tepe vurmuşum. 2.40'tan bu dalları almışım. Bakın buna hiç vurmamışım. Buradan da dal almışım. Ve ters dönelim. Serdar ters dön oğlum. Bakın şunu da vurmuşum. Yan dal almışım. Tepeyi vurmuşum. Ama hiç uç kesimi yapmamışım.
Şu da aynı şekilde bakın. Şimdi bu diyoruz. Bakın kaç tane dal var arkadaşlar. Bakın. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane dal var. Bu dallar zaten 10-14 taneye kadar olabilir. Fakat bunun formuna bakıyorsun. Bunun da bak, ağaç kendine istediği yerden bir form çıkarmış. Çok güzel. Şimdi hemen bir arkaya geçelim. Yine hiç müdahale etmediğimiz var. Gelelim. Şurada dalları da sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Şuraya gelelim. Bakın hiç ellememişim. Hiç. 2, 40, 3 metre ağaç olmuş. Belki daha fazla. Ama üstünü vurmamışım arkadaşlar. Böyle 9 yaşına kadar geliyor. Bende böyle çok ağaç var. Hiç müdahale yok. Sadece ilk yıl tek bir lider olarak büyütmüşüm. Liderin üstünü de vurmamışım. Fakat bunu tavsiye etmiyoruz. Siz 2.40'tan vurun. Yani iyi beslediğinizde, ağaca hiç müdahale etmediğinizde, tek lider olarak ilk yıl büyüttüğünüzde ağaç siz isteseniz bile bu kadar güzel form veremiyorsunuz. Bakın alttan yukarıya doğru çekin geriden. Bakın siz isteseniz bile ağaca bu kadar güzel bir form veremiyorsunuz. Bakın müdahale ettikçe bozuluyor ağaç. Daha çok kesmeniz gerekiyor. Buna hiç müdahale edilmemiş ve bu ağaç istediği yerden dal çıkarmış. Şimdi şöyle gelelim. Neden ben sizlere 2.40'tan vurun diyorum? Eğer siz 2.40'tan vurur iseniz aynı yıl yan dalı alıyorsunuz. Şimdi üstünü vurmadığınızda ilk sene şu dalları yapmış, bakın şu dalları yapmış, şu dalı. Bunun üstünü de yapmış. Bakın bu dallar kalın. Fakat bu gördüğüm yerde dal yapmamış. İkinci sene, üçüncü sene burası boşmuş. Ne olmuş? Hiç ellemediğimizden. Bakın şu dallara bak. 1, 2 ve 3. Şu dalların yarısı kadar. Görüyor musunuz? Ağaçtaki akla bak. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu akıl. Kotlamış onu. Bu taraftan dal çıkarmayı bırakmış. Boş olan yerlere 3 tane birden. 1, 2 ve 3. O da yetmemiş. Şu üste bakın. Şurada bir boşluk varmış şu kısımda. Bakın o dal ince. Şu taraftaki kalın. O ince dal yukarıda da boşluğu kapatmış. Yani biz aslında sert keserek ağaçları özellikle genç yaşta 5 yaşına kadar hiç ellememek gerekir. Ağacın fizyolojisini bozuyoruz. O ağaca istediği yerden istediği kadar dal çıkarmasını biz engelliyoruz. Eğer siz hiçbir işlem yapmasanız dahi böyle yapın demiyorum. Böyle yapan çok var dünyada. Biz böyle de yapıyoruz arkadaşlar. Ama bunu iyi beslemek gerekiyor. Böyle hiç ellemediğinizde, terk ettiğinizde dahi mükemmel bir form oluşuyor. Ben bunu size göstermek için yapıyorum. Normalde siz 2.40 eğer büyütürseniz 3-3,5 metre yapıp 2.40'tan 2.20'den üstünü vurduğunuzda siz 8 ile 12 tane dal aldığınızda bir daha bunların ucunu kesmez iseniz çok fazla miktarda meyve tomurcuğu alırsınız. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle şu meyve tomurcuk sayıları ağaçta bol ve şuraya baktığımızda bakın ağaç artık her tarafı meyve tomurcuğu. Niye bu dallarda bu kadar meyve tomurcuğu var arkadaşlar? Çünkü hiç uç kesimi yapılmamış. Uç kesimi yapılmadığı için meyve tomurcuk sayısı fazla bak. Otomatik olarak bak. Şuna bak. Hepsi böyle. Ağaçların her tarafı böyle. Bakın hepsi şuraya baktığınızda hiç uç kesimi yapılmamış ama örülmüş bakın. Meyve tomurcuk da. Bizim erken yaşta yüksek tonajlı almamızdaki neden bu. Sizlere söylüyorum. Üçüncü yaşında biz 8 ila 12 tane yan dal alıp da hiç ucunu kesmediğimiz için bu kadar fazla meyve alıyoruz. Uç kesimi yapaydık biz de alamayacaktık. Ve obur sürgün çıkacaktı. Çıkan sürgünü ağacın enerjisini yine kesecektik.
Yine bir yıl geriye gidecektik. Yine bir yıl geriye gidecektik. İşte arkadaşlar, budamama, yani budamadığınızda kaç yıl ve ne kadar kazanıyorsunuz? Budamadığınızda milyonları nasıl halk olarak çöpe atıyoruz? Ve girdi maliyetlerimizi asla düşüremeyiz. Onun için biz beslemeyi öğrenmemiz lazım. Sulama, gübreleme gibi, toprak işleme, ilaçlama gibi besleme ile alakalı çalışırsak, bunları öğrenirsek biz dünyada rakiplerimizle rekabet edebiliriz. İnan artık 200-300 kilolar, 400 kilolar kurtarmayacak. Girdi maliyetleri yükseldi, ceviz fiyatları düşüyor. Dünyada da düşüyor. Siz ancak bunu dekardaki tonajı yükselterek yaparsınız. Bu da makasları çöpe atmayla olur arkadaşlar. Böyle kestikçe rakiplerimize çalışırız. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Benim üzgüntümdü çünkü. Bu kadar büyük paralarımız yok. Çiftçilerimiz bu kadar zor durumda olmasına rağmen sadece bizim gibi cevizle çok geri kalmış olan ülkeler böyle makas atıyor. Biz bunu durdurmaktı. Faydalı olmak istiyorduk. İnşallah faydalı olmuştur. Burada tabii artık traktörün ortadan geçmeyeceği kadar birbirine özellikle verime yaptığından cevizlerin ağırlığından ekipmanlarla, traktörlerle geçmek buradan zor olduğundan dolayı ilaçlarken, gübrelerken vesaire sadece ne uzun dalların 1 metre civarında, bazen yarısını böyle gördüğünüz gibi alıyoruz. Kesinlikle dipten dal çıkarmıyoruz arkadaşlar. Bize sadece burada gördüğünüz gibi traktör geçecek kadar bir mesafe lazım. Onun dışında gereksiz dal çıkarmıyoruz. Burada 500 kilo civarında ürün aldığımız bir bahçe burası. Yani tonajı yakalamadan da bu seyretmeyi yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi yani normal uzayan dallardan alarak şöyle göstereyim. Evet. Buralardan rahat rahat bizim traktörlerimiz geçecek. Ve alt dallar fazla uzadığı zaman ilacın yukarıya gitmesini de engelliyor. Şemsiye vazifesi görüyor. O dalların uzunluğunu da aldığımız zaman ağaçta ilaçlarken özellikle iç kurdu ve bakteriler yanıtla alakalı ilaç atarken aralara da yukarıya kadar da ilacın nüfuz etmesi için bu yapmış olduğumuz çok önemli bir şey. Gördüğünüz gibi hiç dipten dal kesmiyoruz. Çok tehlikeli arkadaşlar. Bir daha oradan meyve tomurcuğu oluşturamazsınız ve 3-5 yıl daha da fazla geriye gidebilir bahçeniz. Budama yaparken genelde böyle. Sizin ekipmanlarınız geçecek kadar kendinize yer açtığınızda yetecek. Çok abartmayın. Yani bunun şöyle siz de görmüşsünüzdür televizyonlarda, YouTube'da. Büyük makinelerle yapıyorlar bu işi. Bak, bahçesi olanlara hiç öyle büyük bir makine gerek yok. Böyle dalların ucundan aldığınızda yeterli. Ve tabii burada güneş ışınları da daha böyle içeriye de girip ilaç da girdiğinde meyve tomurcukları içeride daha uzun süre canlı kalıyor. Daha iri, daha güzel meyve yapıyor. Bunlar da sürdürülebilir bir tarım için çok önemli arkadaşlar. Yani burada biz yere attığımız bahçe ve belki çok gibi görüyorsunuz, çok değil. Yani ağacın en azından yani %10'u kadarını bile kesmiyoruz. Bu da zaten kayıp değil. Normal şartlarda kalibreden, taneyi azaltır, kalibreden yakalar. Ama dalı dipten kestiğinizden telafisi olmayan bir yola girersiniz. Oradan büyük tonajlar kaybedebilirsiniz. Bu dünyanın da yapmış olduğu sistem. Biz de yıllardır böyle yapıyoruz ve gayet de memnunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Böyle ortaya topluyoruz. Dal kırma makinesi ile de bu görmüş olduğunuz dalları parçalayarak toprağa karıştırıyoruz. Hem aynı zamanda bir gübre de
olmuş oluyor. Organik gübre de vermiş oluyoruz. Evet. Bu görmüş olduğumuz dallar parçalanıp organik gübre olarak tekrar toprağımıza kazandıracağız. Arkadaşlar bu bahçe hiç uç kesimi yapılmayan bahçe. Yani biz uç kesimini bıraktık zaten biliyorsunuz. Ama şöyle baktığınızda o kadar aşırı miktarda meyve tomurcuğu var ki görüyorsunuz. Gereksiz obur sürgün de yok. Bu bize çok kısa sürede kuru dekarda 500 kilo almamızı sağlıyor. Bakınız. Tabii biz bu ağaçlara da 500 kilo dekarda almadan kesim yapmıyoruz. Obur sürgün olmadığı için şöyle bakarsanız sert kesmediğimiz içini de gölgelemediği için meyve tomurcukların büyük bölümü canlı olarak böyle kalabiliyor. İç ölümü daha az oluyor. Çünkü obur sürgün olmadığından güneş ve rüzgar içine daha fazla nüfuz ediyor. Tabi ilaç derken de ilacı daha alıyor. Bu da bizim daha fazla içinde canlı tomurcuk olmasını sağlıyor. Gövdeye yakın da bayağı bir meyve alıyoruz. Bakın size şu ağacı çok ilginç çekti. Tekrar göstereyim. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ağacı hiç tepe vurumu da yapılmamış. Dikilmiş, terk edilmiş. Bakın nasıl güzel bir şekil almış. Görüyorsunuz. Hiç obur sürgün yok ve meyve tomurcuğu dolu. Şimdi sadece ne? Uzun dalların ucundan birer metre civarında alıyoruz. Bakın yan taraftaki ağaçlara, meyve tomurcuklarına bakın. Ve iri meyve yapıyor arkadaşlar. Hiç budanmayan, uç kesimi yapılmayan bir bahçe burası. Artık çiftçilerimizin de birçoğu, evet, onlardan aldığımız telefonlardan, attığı görsellerden budamayı büyük ölçüde zaten bırakmışlar. Bu da onlara daha kısa sürede daha yüksek tonajlı bir ürün sağlıyor. Girdi maliyetlerinde tabii daha erken çıkmasına olanak veriyor. Çünkü ekonomi çok önemli artık dünyada. Ve şunu artık birçok çiftçimiz büyümenin budamayla alakası direkt alakalı olmadığını öğrendi. Onun için budamadan da büyüten artık yüzlerce daha fazla çiftçimiz var. Yani hiç makas atmadan birçok arkadaşımız da bize diyordu. Biz büyüğün eğer kesmesek büyümez zannediyorduk diyordu ama kesmedik. Yanlış yapıyormuşuk. Yani beslemeyi bilmiyormuşuk. Ondanmış. Telefonlar geliyor şimdi. Budamayı bırakan arkadaşlar da. İşte sulamaya, gübrelemeye, ilaçlamaya dikkat edince. Yani su çok önemli. Susuz zaten olmuyor. En az haftada bir. Bu sizin dekardaki tabii ağaç sayınızla da alakalı. Toprak yapınızla da alakalı. Yerime yatan bahçelere haftada bir en az 150-200 kilo ağaç başı su. Bu kirli topraklarda tabii biraz daha az. Geçirgen topraklarda biraz daha fazla verip sulama aralığını biraz öne çekip biraz sonraya çekebilirsiniz. İşte uyanırken de zaten biz taban gübresi atıyoruz. Size daha önce söylemiştik. Mesela bu bahçeye arkadaşlar 3.15 atıyoruz. Yaklaşık 50 kilo civarında dekara atıyoruz. Burası zaten bizim bahçelerimiz 8'e 4, 8'e 5, 7'ye 5 dikili yani çit şekli bunlar. Taban gübresini attıktan sonra uyanırken de azot atıyoruz. Bizim burada pH yüksek amonyum sülfat azotu atıyoruz. Yaklaşık 30 kilo civarında dekara. 30-35. Bu da yine de toprak tahlilini yaptırırsınız ona göre arkadaşlar. Ağacın yaşına göre bunu biraz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Azotu uyandıktan sonra azotu attıktan sonra bir daha 6. ayda yaprak tahlili yapıp
Bütün gübreleri öyle yapıyoruz. Tabi üre azotu atarsanız yarı oranında azaltmanız lazım. Üre azotunda %46 saf azot var. Amonyum sülfat da 21 olduğu için. Yani saf azot miktarı önemli. Amonyum sülfatı atıyorum 20 kilo atarken üreyi en az 10 kiloya düşürmeniz lazım arkadaşlar. Çok fazla atmak da iyi değil. Az atıp aç bırakmak da iyi değil. Sizlerle şurada örnek olarak bıraktığım ağaçlar var. Ayrıyetten onları da paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Tabii biz bu 2.40-2.20'den vurduktan sonra bir daha hiç ellemedik bu bahçemize. Ve uç kesimi hiç yapılmamış zaten arkadaşlar. Sadece işte görmüş olduğunuz gibi bizim traktörle işleyebileceğimiz kadar makine ekipmanımız girecek bir mesafe kalana kadar kesiyoruz. Onun dışında da zaten ellemiyoruz arkadaşlar. Asla dalı dibinden çıkarmıyoruz. Dal çıkaranlar var. Asla olmaz arkadaşlar. Yanlış yapıyorlar. Yani kendinize yanlış yapabilirsiniz ama bazen böyle komşunun bahçeyi falan da budayan arkadaşlar ve çiftçiler de var. Hani başkasına yapmayın yani. Gereksiz çok az yan dal bırakıyorlar. Az yan dal bıraktığın zaman az meyve alırsın arkadaşlar. Yani çok komik fıkralarda olacak şeyler var. Şu meyve tomurcuklarını şu tomurcukları kesenler var gövdeden, dallardan. Meyve tomurcuğu yaptırmaya uğraşıyoruz. Onları kesiyorlar arkadaşlar. O kadar komik. Yani rakiplerimiz eğer görse cevizci rakiplerimiz o kadar sevinir ki hepsine birer madalya verir. Yani kestiğimiz o dallar tonlarca meyveyi çöpe atıyoruz. Dolayısıyla Amerika, Şili, Çin, Ukrayna, Moldova'ya çalışıyoruz, hizmet ediyoruz. Kendi cebimizden alıp onların çiftçilerini mağdur etmemek için her şeyi yapıyoruz. Maalesef, maalesef, maalesef. Ama tabii bizden söylemesi artık. Kim ne yaparsa yapsın. Herkesi üzülemeyiz arkadaşlar. Yani hani tabiri caizse yanlış ata oynayan kaybedecek gibi. İlim o kadar yayılmış. Artık televizyon var, YouTube var, her şey var. Dışarıda kanallar da var. İnsanların o tip kesmeleri bıraktığını çarşaf çarşaf videolarla gösteriyorlar. Biz burada gösteriyoruz. Bizden başka gösteren daha arkadaşlar da var. Eğer öyle kesiyorsalar zaten veyahut da öyle daha kestiren çiftçilerimiz varsa bundan sonra onlar için de çok üzülemeyiz. Yani ben diyorum bu sistem uzun vadede zaten çok süreceğini zannetmiyorum artık gerçekten. De çıktı meydana da. Fakat daha birkaç sene daha aldıktan sonra zaten birçoğu da kestirmeyeceğini tahmin ediyorum. Katiline aşık olan insan gibi o film geliyor aklıma. Yani perişan ediyorlar ama inşallah düzelecek. İşte bakın arkadaşlar mesela uzun bu dal şu araya girmiyor görüyorsunuz. Bu yani. Hepsi bu. Şu dallar var. Bakın uzamış arkadaşlar. Gördünüz. Kestik bitti. Yani bu kadar. Yani. Çünkü o arkadaki kalan meyve tomurcukları çok meyve yapıyor. Şu kalan meyve tomurcukları. Burada kalmış meyve tomurcukları. Bunlar hepsi meyve yapacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine iki tane bakın hiç uç kesilmemiş. Hiç bir müdahale yapılmamış. Şu yanındaki öyle hep kırmızıyla ben bunları işaretlemişim. Dediğim gibi böyle çok var. Bakın hiç müdahale yapılmadan müthiş bir form almış ağaç. Yani
Gayet güzel. Bakın bu şunu şuradan anlayabilirsiniz. Bakın ağaçlar ne kadar güzel form almış arkadaşlar. Her tarafından eşit dallar. Bunlar da müdahale olmuş. Bakın bunlar da güzel bakın. Buna üstten 2.40 vurulmuş. Ama çok güzel bir şekil almış bakın. Bakın aynı şekli alıyor yani. 2.40'tan vurulmuşlar ama ağaçların güzel şekil almışlar. Arkamızdaki ağaçlar da 4 yaşında. Bu arkamızdaki şu iki tane yan yana, şu ve bu iki taneye, bunlara da aynı şekilde hiç tepe vurumu yapılmadı. Lider olarak bırakıldı, terk edildi. Tabii bunun sonucunda da ağaca baktığımızda ağaç güzel bir form alıyor. Bakın, şu çok mükemmel bir form. Buraya geliyoruz. Bakın, bu ağacımız da güzel bir form almış. Fakat şöyle geldiğimizde şuraya bakın buradan bir tepe vurumu yapmışım şu noktadan. Buradan da bir form almış. Yani 2.40'tan vurmuşuk. Vurmadığımız zaman da tepe formu tepeyi vurmadığımız zaman da güzel bir form alıyor. Fakat biraz zaman gerekiyor iyi besleyip de o ihtiyacı olan yerlerden o dalları çıkarıyor. Mesela şöyle bakın. Şu dala baktığımızda şimdi bakın. Şu dal kalın görüyorsunuz. Bu dal kalın, bu dal kalın, bu dal kalın. Ama şuradaki dallar kalın. Burayı baştan doldurmuş. Şimdi bu tarafa geçelim. Bakın. Burada boşluk varmış. Bakın boşluk ve şu ince dal. Bak bunu bir yıl sonra yapmış. Hiç uç kesmediğiniz zaman şurası boş kalmış. Bakın. 1, 2, 3 tane burada dal yokmuş. Bu dallar çıktıktan sonra burası boş kalmış şu bölge. Tekrar oradan dal yapmış. Yani ağaç Allah'ın ona vermiş olduğu genetik kodlamayla nerede ihtiyaç varsa oradan çıkarıyor. Bakın burada da aynı şekilde görüyorsunuz. Fakat şuraya geldiğimizde şuradan vurmuşum. Bakın 2.40'tan vurunca aynı anda çıkarmış istediğimiz yerden. Onun için 2.40 vurun diyoruz yani. Veyahut da 2.20. Üstten vurduğunuz zaman dalları daha çabuk çıkarıyor. Vurmadığınızda bir sene sonra ihtiyacı olan yerden çıkarıyor. Ama sonuçta hiç budamasan bireyi bakınca güzel bir form aldığını ben size göstermek istedim. Çünkü biz artık uç kesimi yapmıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi meyve tomurcukları çok fazla. Ağacın fazla büyümesine gerek yok uç kesimi yapmayınca. Ağaç erken meyveye yapıyor. Çünkü çok uç kesimi yaptık biz. Dünyada yapıyordu. Biz de yapıyordu. Benim Amerika ziyaretimde de baktım bırakmıştılar. Burada ben denemeleri yaptım. Baktım ki onlar bana demişti bizdekiler paradoks. Sizdekiler rejia. Cevize yani aşı. Oradakiler paradoksa aşı. Paradoks daha hızlı büyüyor çünkü. Sizde büyümeyebilir demişti. Ben de 9 bu sene 10. senelik çalışmam. Hatta 11 yaşında da var bende böyle. Ama 10 yıllık çalışmalarımın sonucunda bizim çeşitlerimiz de budamadan büyüdüğünü gördük ve 3 senedir 4 senedir sizlere bunları ben anlatıyorum. İlk geldiğim gibi anlatmadım ki gerçekten büyümeyebilir çünkü Türkiye'de herkes her şeyi iddia ediyor da ispat eden yok. Önemli olan ispat etmek. Ben burada size 10 yaşında da büyüdüğünü, ucunu kesmeden de büyüdüğünü göstermek istedim. Zaten bunları biz kendimiz gördükten sonra sizlere tavsiye ettik. Binlerce dönümde ben hiç uç kesimi yapmıyorum. Yani o bahçeleri de size göstermiştik. Zaman kazanmak için yapmıyoruz. Rakiplerimiz bunu bırakmışsa biz niye bırakmayalım? Arkadaşlar şöyle artık dünya değişiyor. Teknoloji her alanda var. Tarımda da var. Siz dünyanın 20 sene, 40 sene, 50 sene önce yaptığı şeyleri yaparak dünyaya rekabet edemezsiniz. Bir cep telefonu 1-2-3 senede değişiyor, araba değişiyor, buzdolabı değişiyor, makineler değişiyor, ev eşyaları değişiyor, arabalar değişiyor, uçaklar değişiyor. Siz tarımı olduğu yerde duruyor olarak kabul edemezsiniz. Burada da cevizde artık ceviz çeşitleri değişti, ceviz anaçları değişti, gübre formları değişti, gübre çeşitleri değişti, daha iyi, daha uzun süre alınabilen gübreler var, yapraktan da beslenebilen gübreler var. Bunlar ağaçları daha güzel, daha hızlı büyütüyor.
Dünya bunlara yöneliyor. Budama sistemlerini değiştiriyor. Daha yeni yeni modeller araştırıyor. Buna benzer hastalıkların mücadeleler değişiyor. Yani daha büyük, daha iri, içini dolduran çeşitler üzerine çalışılıyor. Hastalıklara dayanımlı anaçlara, çeşitlere çalışılıyor. Ya bunları size saymayla bitmez. Yani budama aynı yerde mi duruyor sanıyorsunuz? Hayır. O kadar değişiyor ki şimdi dünyada 5-6 çeşit farklı sistemler var. Deneniyor. Biz eski sistemde habire makas atıyoruz. İnan o kadar büyük zarar ediyoruz ki. Çünkü az önce de söylediğim gibi dünya artık 500 kilo kuru olarak bir dürümde aldığı zaman rekabet edemiyor. Adamlar 700, 800, 900 kiloları çıkarken siz budayarak zaten 300-400 kilo alıyorsanız onu da yarı yarıya çöpe atıyorsunuz. Ya çok mantıksız, çok komik ya. O kadar mantıksız ki, o kadar komik ki. Yani dalları dibinden kesenler var, ben görüyorum. Allah o çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Ben kul hakkına girmem, ben hiç kesmedim, rahatım. Uç kesimi. Biz uç kesimi ben bütün kendi bahçelerimde de yaptım ama dünya bırakmış. Neden bırakmış? Gittim, baktım, gördüm. Onlar yapıyorsa biz de yaparız dedik. Hakikaten biz de uç kesimini de bırakınca büyüdüğünü gördük. Ben de bunu size ilmin zekatı olarak paylaşmak istedim. Yapan arkadaşlarımız, çiftçilerimiz yapar. Yapmayan yapmaz. Herkesin canı sağ olsun. Yani yapmayana da neden yapmıyorsun deyip veyahut da onlar için üzülecek halimiz yok. Yani bizim tek bir tane derdimiz var. Yani biz girdi maliyetlerini düşürerek dünyalara nasıl rekabet edebiliriz? Bizim derdimiz ülkemizin güzel insanı. Bizim derdimiz bizim ülkemiz. Yani dışarıdan cevizi almayalım. Yani gerçekten her şeyi dışarıdan al yok. Ama artık kendimiz üretelim. Evet kendimiz üretiyoruz ama bak fiyatlarda da zor rekabet ediyoruz. Şimdi fiyatlar düşüyor. Girdi maliyetleri yükseliyor. Bu zaman ne yapacak? Teslim bayrağı mı çekeceğiz? Hayır arkadaşlar. Bu sefer ne yapacağız? Yeni teknolojilere uyarak biz de dekar başına verimi yükselterek inan dünyayla rekabet etmek çok fazla zor değil. Yeter ki kendimizi yenileyelim. Yeter ki biz budamaya ayırdığımız zamanı gübrelemeye, sulamaya, ilaçlamaya, toprak işlemeye ayıralım. Biz bunlardan hiç bahsetmiyoruz. Yani bu bir kere yaprak analizini yıllık iki sefer yaptırın arkadaşlar. Bedava gübre dağıtmazsınız. Buna benzer. İşte sulamayla az önce de anlattığım gibi diğer gübreleri de verdikten sonra göreceksiniz ki sizde meyve tomurcuk sayısı çoğalacak, ağaçlarınız büyümeye başlayacak ve daha kaliteli ve kalibresi büyük meyveler alacaksınız. Evet, üçüncü yaşına gelmiş ağacımız. Görüyorsunuz arkadaşlar, hiç uç kesimi yapılmamış meyve tomurcukları ve şuradan 2.40-2.20 gibi görüyorsunuz bir tepe vurmuşuk ve ağacımız müthiş ve de mükemmel bir şekil almış böyle. Gayet güzel. Şöyle baktığımızda aynı. Yani şöyle baktığımızda meyve tomurcuklarına aşağıya kadar, şuradan bakalım aşağıya kadar 10-15 tane patlatmış ve üzerine birer 1,5 metre sürgün yapmış yani. Hiç uç kesimi yapmamıştık. 2.20-2.40 vurmuşuk ve sürgünleri görüyorsunuz. Hani bakın meyve tomurcuk sayılarını burada. Çok mükemmel. Evet. İşte şu görmüş olduğumuz da 3 yaşında işte tepe vurmuşuk şu noktadan. Tepeyi vurduktan sonra gayet güzel bir dal oluşmuş. Kaç tane bırakmışık? 9 tane dal bırakmışık. Sert kesim yapmışık. Yani uç kesimi yapmışık. %30-40. Arkadaşlar ağaçlar nasıl karışık içi? Tekrar gereksiz yere büyüttüklerimizi keseceğiz. Bakın. Şuradan kesmişim. Şöyle kesmişim ama meyve tomurcuğu yok. 3 tane, 2 tane, 5 tane. Ağacın içi karar böyle karışmış. Şöyle baktığımızda hemen yanında. Hemen aynı bahçede bırakıyorum ki arkadaşlar bakın ağacın içi karışık. Şöyle kesilmiş. Şimdi karışmış tekrar bedavaya büyüttüğümüz
sürgünleri keseceğiz. Evet, şuna da bakalım. Bakın arkadaşlar, kesilmiş. Şurada, şu noktadan kesmişim. Şuradan da almışım. Bakın bir kısmından almışım. Ve ağaç çalı gibi bir form. Yani ağacı bir şekilde şekilsiz büyümesine neden olmuş yani. Evet. Buralardaki uç kesimi yapılanlar şekil meyve olmuş. Evet. Tepeyi vurmuşuk. Uç kesimi yapmamışık. Evet. Uç kesimi yapılmamış. Görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bu görmüş olduğumuz da normal 3,5 metre olmuş. Fakat bunun tepe de vurulmamış. Kendi haline bırakmış ve şekil almaya başlamış. Bu sene 3. yaşında oldu. Bakın her tarafından dal çıkarmış. Seneye dal çıkmayan yerlerden de çıkaracak. 3. yaşında, görüyorsunuz. Böyle deney olarak bırakıyorum. Çiftçilerimiz de böyle bırakırsa görecekler zaten arkadaşlar. Ve sert budamanın verimi %50 düşürdüğünü de görecekler yani. 3. yaşında biz burada ürün aldık. Bakın bu ağaç 3. yaşında tepeyi vurmuşuk 2.40'tan ve bırakmışık. Meyve tomurcuklarına bak. Ağaçlarda gereksiz obur sürgün fazla çıkmıyor. Ve çatı dalı olarak da biz bakın buradan kaç tane almışık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane dal almışım bundan arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fazla dal aldığımız için çok erken yaşta fazla da meyve alabiliyoruz. Ama şu meyve tomurcuklar çok önemli. Bakın size burada çok güzel örnek. Burada uç kesimi yapmamışık arkadaşlar. Bu dal 2 yaşında. Şu yan meyve tomurcuklarından anlıyorsunuz. 2. yaşında demektir. Yani şu gövde 1. Şu da 2 yaşında olduğunu gösteriyor. Buradan 2 yaşında. Şu sol taraf boşmuş arkadaşlar. Şu alt dal yokmuş ve geçen sene bak buradan dal çıkarmış dışarıya doğru, görüyor musunuz? Bak geçen senenin sürgünü. Yanda meyve yok. İşte bakın, uç kesimi yapmayınca ağaç nasıl dengeliyor kendini. Şöyle geriye geleyim. Çok net göreceksiniz. Bakın sağ tarafımızdakilerde meyve tomurcuğu var 2 yaşında. Sol alttaki dal 1 yaşında. Geçen sene çıkarmış ve orası boşmuş. Yani Cenab-ı Hak bunları programlıyor ve ihtiyaç olduğu yerden dal çıkarıyor. Bakın bunda da uç kesimi yapılmamış. Gayet güzel şekil almış. Ama çok fazla yan tomurcuk var. Yani 3. yaşında bunların ağaç başına 100 ile 200 tane meyve vardı. Bu yıl hasatta 2023 sonunda 4 olacak ve biz buradan çok mükemmel bir ürün bekliyoruz. Çok genç yaşta ürün alıyoruz arkadaşlar. Ama uç kesim yapmayıp fazla dal bırakıyoruz. Hadise bunlarla alakalı. Sizlere bunları da paylaşmak istedim arkadaşlar. Aynı bakın burada birçok benim deney yaptığım ağaçlar bırakıyoruz. Ki bu da hiç uç kesilmeyen bir ağaç. Bunların sonuçlarını sizlerle ben tekrar paylaşacağım. 2 yaşında böyle olduğunda hiç ellemiyoruz biz. Görüyorsunuz 10-12 tane dal var. 8 ile 12 arası olabilir. Şimdi bunu bırakacağız olduğu gibi. 2 yaşında böyle bırakıyoruz yani. Ve bu dal sayısı fazla olduğundan dolayı bize çok erken yaşta verime yatırıyoruz. Zamanı ekonomik kullanmak çok önemli arkadaşlar. Zaman telafisi olmayan tek şey böyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir ağaç. Seneye de böyle olacak. Evet. Artık verime yapmış bir bahçemiz olmuş olacak.
Thank you.